Merhaba kızlar. Nasıl gidiyor bakalım? Eşşoker, buradan bir kurtulayım. Sana öyle bir ceza vereceğim ki aklın şaşacak. Nasıl ceza verecekmişsin? Sen artık başperi değilsin ki. Sen buraya bizim sinirlerimizi bozmak için mi geldin? Ha? Ucu ucu ucu. Evet cicim. Onun için geldim. Doğru bildin. Biraz dünyaya gideyim de şu şarkı söyleyen çiçeklerle kelebeğimin gönlünü alayım. Sana yüz vereceğini hiç sanmıyorum Şoker. Sen öyle san. Kadınlar çiçeklere asla dayanamaz. Hele bir de bu çiçekler şarkı söylüyorsa. Demek madende çalışacağınız yerde Luna Park'ta eğleniyordunuz öyle mi? Ha? Sadece bir kez konuşma, dondurma babacığım. Konuşma, bir kere inmiş, kes sesini. Bir daha oraya gittiğinizi duyarsam hepiniz kurşun askerin yanını zindanı boylarsınız ona göre. Şimdi yıkılın karşımdan çabuk. Doğru madenlere çabuk. Beceriksiz şeyler. Ne yapalım? Kelebeğim beni sevsin de gerisi boş. Nana hadi iyisin. Arkamda kavuşacaksın. Ne yapıyorsun burada? Bu da ne? Yüce Sulina. Bu sersem oyuncakların daha çok çalışması için bir iksir hazırlamıştım. Kulina onları iyice tembelliğe alıştırmış. Belki bu iksir sayesinde adam olur da çalışırlar. Aferin. Sen çok iyi bir yardımcısın. Beni mahcup ediyorsunuz efendim. Artık rahat bir uyku çekebilirim. İyi uykular. Belada. Bir de mavi ormanda başına bir şey gelirse keşke yalnız gitmesine izin vermeseydim. Nerede kaldın Nana? Öldüm meraktan. Ne yapayım? Karnım çok acıktı. Bak yiyecek bir şeyler buldum. Bak ben de doğal otlardan bir iksir hazırladım. Umarım işe yarar ve eski gücümüze kavuşuruz. Önce ben bir deneyeyim. Bakayım şuraya, bir de buraya bakayım. Ay, Sulina.
Sürina, ezileceğim. Ne oluyor ya? Ay bu pis farenin ne işi var burada? Öldüm. Mahvoldum ya. Az daha şoken ezmesi olacaktım altında. Neyse, ucuz kurtuldum ve nihayet alabildim. Artık her şey bitti benim için, öyle değil mi Kulina? Sadece senin için değil Nanacığım. Oyuncaklar dünyası için de bitti. Çok kısa bir süre içinde dünya ile burası arasındaki enerjiyi sağlayan o da eski haline dönmezse her şey sona erecek. Peki dünyadaki oyuncak fabrikaları üretimlerini tamamen durdurdu mu acaba? Eski gücümü kazanmam gerek. Hem de hemen. Buradan kurtulamayacağız. Kim demiş? İkide bir buraya gelip canımı sıkma. Bak seni parçalarım şimdi. Kulina. Kulina. Ayıp ediyorsun ama. Oysa ben buraya Nana'nın yüzüğünü vermeye gelmiştim. Surina'dan onu çalana kadar canım çıktı. Neredeyse şok elpiri oluyordum. Al bakalım. Surina bunu öğrenirse deli bir yüzer ama ne yapayım? Al işte. Bu da iksir. Bana bak bakayım. Sen yine bir şeyler çeviriyorsun öyle değil mi? Bak. Böyle düşüneceğinizi biliyordum. Gerçekten hiçbir şey karıştırmıyorum. Kelebeğime kavuşabilmek için Nana'ya ihtiyacım var. Yoksa ona acıdığım için yapmıyorum buna. Kelebeğin mi? Bizim komşu kızı Şeri. Şoker'in büyük aşkı. Sen de az değilsin ha. Neler anlattıysan kıza yüzüme bakmıyor. Oo, canıma değsin. Ha, şimdi onun bana aşık olmasını sağlayacağına söz vermeni istiyorum. Peki. Ama bir şartım var. Kulina da bizimle gelecek. Oo, ama Sülina bunu çakarsa benim canıma okur. Sen bilirsin. Kulinasız gitmiyorum. Peki ama ben dünyada ne yapacağım? Burada böyle çaresiz perperişan beklemekten iyidir. Hem orada beraber bir çözüm üretebiliriz belki. Seni kurtarıyorum ya, yetmez mi? Kulina'yı karıştırma şimdi. Ya birlikte gideriz ya da asla gitmem. Ömrünün sonuna kadar da Şeril asla birlikte olamazsın. Tamam. Bana dünyaya gidince Şeri'ye seni kurtarmak için çok büyük tehlikeleri göze aldığımı söylersin artık değil mi? Böylece belki bana biraz daha iyi davranır. Hadi için şunu da gidelim. Ay ben bu halde nasıl giderim Nana, halime bak. Hallederiz Kulina. Gel. Hakan abicim ya ben şimdi Hatay Spor'un peşinde mi dolaşacağım ya, bana yardım et. Ne yapalım, sen kendin kaşındın. Hem bakarsın yarın bir gün birinci lige çıkarsınız. Sen de çok ünlü bir futbol adamı olursun. Evet. İyi mi? Tamam. Teşekkür ederim. Sen onu yalnız bırakmazsın değil mi? Ya Makbuş bugün hiç iyi değildi. Tansiyonu çok yükselmişti. Komşunun kızı da onu doktora götürdü. Nasılmış şimdi? İyiymiş. Ya tam da zamanında. Nanaköy'de Makbuş hasta. Ben bir büroda yarı zamanlı gece işi buldum. Çocuklarla kim ilgilenecek şimdi? Gece işi mi? Ne yapalım? İki çocuğun okul taksidi var. Buradaki maaşla o ev döner mi sanıyorsun? Şimdi Makbuş'a ve çocuklara bakmak için birini ayarlamam lazım. Merve'ye söylerim. Onun tanıdığı bir şirket vardı. Oradan bir bakıcı gönderirler, merak etme sen. Çok iyi olur. Hiç değilse dünyaya gelmeyi başarabildik. Seni kurtarmak için büyük tehlikeleri göze aldığımı Şeri'ye söyleyeceksin, tamam mı? Önce başımızı belaya sokuyorsun, sonra da kurtarınca kahraman mı oluyorsun yani? Küçük. Nana döndün demek. Evet döndüm. Kulina benim yakın bir akrabam. Memnun oldum. Ben de Şeri. Çok tarz bir havanız var valla. Sen bir de beni sihir güçlerim elimdeyken. Hadi gidelim. Ne kadar tatlı biri değil mi? Vıcı. Ben de kendimi çılgın sanırdım. Bu İstanbul hakikaten farklıymış. Elde burun ne işi var burada? Ayıp ediyorsun ama nineciğim.
Hadi Nana, anlatsana seni kurtarmak için ne büyük tehlikelere atıldığımı. Sahi ne oldu Nana? Ne tehlikesinden söz ediyor bu deminden beri? Köyden akrabası Kulina ile beraber dönerlerken otobüs bozulmuş. Otobüs ha? Onlar da tamir olması için beklerlerken şöyle bir dolaşalım demişler. Ama ormanda kaybolmuşlar. Ormanda kayıp mı oldunuz? Yok yani, yok. Ya, evet. Ben de her şeyi göze alıp peşlerine takıldım. Aslanlarla, kaplanlarla mücadele ederek onları tutup ormanın derinliklerinden çıkartıp getirdim. Aslan mı? Buradaki ormanlarda aslan mı var? Ne diyorsun kelebeğim? Kutup ayısı bile var. Ay çok uçtun ama artık. Ne yapayım? Makbuşcuğum. Ay dur be. Nasılsa Kulina burada. Seninle ilgilenir. Ben akşama kadar bekleyemeyeceğim. Hemen Hakan'ı görmek istiyorum. Git kızım, hemen git. Mahvoldu çocuğum. Git, seni görsün de içi rahat etsin. Bana da bir bakıcı mı ne yollayacakmış? Sen yoksun diye. Bakıcı mı? Evet. Neyse hadi ben çıktım. Görüşürüz. Ben buradayım. Hadi Şoker, sen de artık. Hadi. Şeri beni affettiğini söylesin, hemen gideyim. Bilemiyorum. Seni biraz daha tanımam gerek Şoker. İsmin konusunda bile yalan söyledin. Nana sana güvenmememi söylemişti. Şeri! Ay yine panayır yerine döndü burası. Allah aşkına yardım edin. Hadi yukarı çıkayım. Ay yeter. Ay kötü oldum. Aman yarabbim. Ama bak, bu yeni numaraları senin için öğrendim bak. Hadi gel, birlikte yapalım hadi. Bak. Hadi. Kusura bakma Şoker, sana güvenemiyorum. Nana senin hakkında tek olumlu cümle bile etmedi. Vakti mi vardı kızcağızın? Hemen sevgilisinin yanına koşuverdi. Anlattığın her şey çok saçma. Tamam, tamam. Kutup ayısı yoktu. Ama diğer anlattıklarım doğruydu. Şeri. Kaplan ve sırtlan. Sonra gergedanlar. Doğruydu. Bilhassa gergedanlar doğruydu. Şoker. Gel benimle. Gel. Geleyim kelebeğim. Sen kocaman bir yalancısın. Şeri. Şeri. Al sana Şeri. Kulina! Kulina ben geldim! Kulina! Nana! Nereye gitti bunlar? Demek öyle. Ben bunun hesabını çok fena sorarım ama. Kulina! Kulina! Size son kez soruyorum. Nana ile Kulina'nın kaçmasına kim yardım etti? Ama Yücesu'nun söyledik ya, bizim haberimiz yok. Bana yalan söylemeyin. Ben Kulina değilim. Bana yutturamazsınız bunları. Çabuk hanginiz yaptıysa söyleyin. Biz yapmadık. Yoksa çok pişman olacaksınız. Kulina, ama biz doğruyu söylüyoruz. Haberimiz yok. Anlaşıldı. Sizi zindana kapatayım da görün gününüzü. Ay. Ya ben daha oradan yeni çıktım. Bir daha girmek istemiyorum. Sus! İyi de biz bütün gün madendeydik. Hem biz dünyaya gitme iksirinin formülünü bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. İksir mi? Ah Şoker! Tabii ya. Ona güvenilmeyeceğini bilmeliydim. Evet evet. Seni elime geçirince öyle bir cezalandıracağım. Ay. Kulina'nın verdiği cezalar yanında çocuk oyuncağı kalacak. Kimse bana bunu yapamaz. Ay. Yazık. Şimdi Şoker'i acıdım işte. Doğrusu umurumda değil. Onun yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Hadi arkadaşlar. Hazır Sulina gitmişken benimle gelin de... Ne yapacağız şimdi? Bizi birazcık daha ayakta tutacak iksirden içelim. Hadi. 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 Şeri. 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 Şoker. Alçak Şoker. Sana bu hainliğin bedelini çok fena ödeteceğim. Şeri.
Şimdi yandım ben işte. Bu sürü de beni çok kötü yapar. Sıçağı yapar, kurbağa yapar, eşek yapar. Hem Kulina gibi sonradan acımaz da. Ne yapacağım ben şimdi? Çok duruyorum ben. Neredesin Şoker? Şoker! Merhabalar efendim. Siz de kimsiniz? İçeri nasıl girdiniz? Asıl sen kimsin? Ben Şeri, komşu kızı. Demek o sensin ha? Siz kıyafet balosundan mı geliyorsunuz? Nerede o? Kimi arıyorsunuz anlamadım ki. Kim olacak? Şoker arıyorum. Biraz önce buradaydı ama gitti. Gitti demek. Ama elimden kurtulamayacak. Nasılsa bulacağım onu. Demek sizi de çok kızdırdı. Hiç merak etmeyin. Onu görürsem geldiğinizi söylerim. Kim diyeyim? Surina! Ben size içecek bir şeyler getireyim. Çatlak. Nana ve Kulina da ortalarda yok. Saklandılar. Belki de buraya gelmediler. Ama ne yapıp edip onları bulacağım. Sonra elimden çekecekleri var. Ne yapacağım şimdi? Bu sürünün de peşimi bırakmaz benim. Oyuncaklar dünyasına gidemem. Burada kalamam. Şeri, senin için nelere katlanıyorum? Sen şu yüze bile bakmıyorsun. Merhabalar efendim. Merhaba. Beni şirketten yolladılar. Ne diye? Bir bakıcı arıyormuşsunuz. Bakıcı. Evet. Evet. Ama size tekrar haber vermediler mi? Hastamız hastaneye kaldırıldı. Bakıcıya ihtiyaç kalmadı. Buraya kadar boşuna mı geldim ya? Bir haber bile vermiyorlar yani. Kusura bakmayın efendim. İşte bu çok iyi oldu. Yine dört ayağımın üstüne düştüm. Allah Allah, nereye gitti bu kadın, uçmadı ya? Ay kim yavrum? Biraz önce Sulina diye biri buradaydı. Aslında size de çok benziyordu. Kıyafeti de çok tarzlı. Onu gördünüz mü? Ay kim ben? Ben kimseyi görmedim ki. Allah Allah. Ben kimseyi görmedim. Buyurun. Bonjour. Beni şirketten gönderdiler. Yeni bakıcıyım. Adım Mükerrer. Buyurun lütfen. Hastamız yukarıda. Çocuklar da okulda değil mi? Evet. Maşallah. Pek tatlı şeymişsin sen. Teşekkürler efendim. Ben merci beaucoup. Buyurun. Bonjour. Bonjour. Buradan. Zavallıcık çok bitkin. İyi bir bakıma ihtiyacı var. Merak etmeyin, ben ona çok iyi bakarım Monami. Anladığım kadarıyla daha önce hemşireydiniz, öyle değil mi? Evet canım, ne oldu? Hiç. Sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Olabilir. Pek sosyal bir tipimdir. Sürekli gezerim, karşılaşmış olabiliriz. Ayrıca sadece hemşirelik yapmadım. Matematik ve Fransızca konusunda da çok iyiyimdir. Çocuklara özel dersler verdim. Neyse. Hadi bana bay. Görüşürüz şekerim. Teyzem merak etmesin. Orma! Ay! Durun canım. Ne yapıyorsunuz? Şimdi mi olacağım? Ay. Sana kanım çok ısındı. Ne yapayım evladım? Pek sıcak, pek güzel bir şeysin. Peti, peti, peti. Bum bunu. Teşekkürler. Hadi ben kaçtım. Orma. Maşiri, size bakınca yakın bir geçmişte çok büyük bir sıkıntı çektiğinizi hissediyorum. Bunu da nereden çıkardınız canım? Çok mu belli oluyor? Evet. Maalesef suratın çok kötü. Gözlerinin altında ne bu kadar torbalar ve halkalar oluşmuş.
Eyvahlar olsun. Ben hayatta bu halde insan içine çıkamam. Muhakkak bir şeyler yapmam lazım. Attention, s'il vous plaît. Merak etme, sen benim bildiğim harika ve çok güzel iksirlerimle formüller var. Ve size çok güzel bir bakım yapacağım. Çok güzel yüz maskeleri yapacağım. Sahi, yapar mısın? Lütfen, lütfen. Umarım işe yarar. İşe yaramak ne demek madam? Bebek cildi gibi pürüzsüz bir cildiniz olacak. Güzel olacak mı? Çok güzel olacak. Şimdi biraz suratınızda kalması gerekiyor. Kapatınız gözlerinizi s'il vous plaît. Kapıyorum. Çok güzel, çok güzel. Seni var ya seni, mahvedeceğim seni. Görürsün. Ama açmayın gözlerinizi, yoksa gözlerinizin yanı böyle plise gibi kırış kırış olur. Kapatınız gözlerinizi s'il vous plaît. Hemen kapıyorum madam, hemen kapattım. Madam, anlatınız bakalım, nedir sizi bu kadar üzen şey? Sorma, derdim o kadar büyük ki sevdiklerimi geride bırakarak buraya geldim. Başları çok büyük belada ama elimden bir şey gelmiyor. Bu kadar dert etmeyin canım kendinize. Her şey olacağına varır, düzelir, merak etmeyin. Kapı çalınıyor izninizle. Mahpus! Mahpus, biz geldik. Kulino! Ajanlarım benim. Piti piti piti. Sen de kimsin? Kulino, sen buraya nasıl geldin? Tabii ki Nana ile geldim. Nana döndü mü? Evet, babanızın yanında. Peki o zaman bu bakıcının ne işi var evimizde? Ne bileyim Emre'cim, Makbuş aniden hastalanınca babanız panik olmuş. Makbuş'a bakması için ayarlamış. Ay konuşturmayın, benim yüzümde evet, maske var. Evet çocuklar, bu kadar şamata yeter. Buraya gelin bakalım. Maşallah maşallah, piti piti. Önce ellerinizi, yüzünüzü yıkayacaksınız. Sonra dişler fırçalanacak s'il vous plaît. Dişler mi fırçalanacak? Evet, dişler. Biz yatarken fırçalıyoruz dişlerimizi. Hayır, bundan böyle. Yatarken, kalkarken, otururken, ayaktayken, yemekten önce, yemekten sonra sürekli dişlerinizi fırçalamanızı istiyorum. Anladınız mı s'il vous plaît? Ne bu ya?